İyi akşamlar değerli izleyiciler. Bu akşam aslında iki konuğumuz vardı. Daha doğrusu iki konuğumuz vardı. İlk bölümde Tarım Bakanı Sayın Mehdi Eker'le beraber olacaktık ve GDO'lu gıdaları konuşacaktık. İkinci bölümde de Atatürk'e özel bir bölümümüz olacaktı. Ancak Tarım Bakanı Mehdi Eker son dakikada gelemedi. Çünkü meclisteki açılım tartışmaları biraz siz de belki izlemişsinizdir. Kanlı geçiyor. Sert tartışmalar var. Daha mevzuya giremediler tartışmalardan. Ve Başbakan Erdoğan da bütün gruba ayrılmayın, meclisten ayrılmayın talimatı verince Mehdi Eker arayıp üzgün olduğunu ancak katılamayacağını söyledi. Biz de programın tamamında Atatürk hakkında konuşma fırsatını böylelikle bulmuş olduk. Yanımda çok sevdiğinizi bildiğim iki önemli isim var. Birisi Türkiye'nin bence en karizmatik profesörü sevgili İlber Ortaylı ve yanında da Türkiye'nin en karizmatik gazetecisi değerli Murat Bardakçı. Bu akşam Atatürk'ten bahsedeceğiz. Atatürk'ün bilinenlerinden, bilinmeyenlerinden ilginç görüntülerimiz olacak. Hiç görülmemiş fotoğraflar ekrana getireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bu akşam Atatürk'ün ölümünün 71. yıl dönümü ve bugün daha doğrusu biz de bu akşam biraz ondan bahsetmek istiyoruz. Öncelikle size sormak istiyorum. Çok ilginç bir lafı vardı. Bir gün Tekedek'te bir konuğumuzun. Dedi ki Atatürk için diktatör diyorlardı. O dönemde dünya zaten diktatörlüklerle yönetiliyordu. Ama Atatürk'ün bir özelliği vardı. Aydınlanmacı bir despottu dedi. Şimdi siz Atatürk'ü nasıl değerlendirirsiniz? Yani Atatürk hakikaten bir diktatör müydü? Amacı diktatör olmak mıydı? Yoksa başka bir yani Cumhuriyet'in kuruluşunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Cumhuriyet'in kuruluşu itibariyle diktatoryanın teorisi yapılmış değil. Yani şahıs idare edecek diye bir teori yok. Tam aksine Cumhuriyet'in kurucu kadroları, ilan eden kadrolar Enver Paşa'dan, İttihat Terakki'nin triumvirasından, hatta Merkezi Umumi diktatoryasından çok şikayet ediyorlar. Bak bunu da Merkezi Umumi diktatoryası diyorum. Çünkü İttihat Terakki'nin de günahını fazla almayalım. Bu şey partilerde, totaliter partilerde, Komünist Parti'de bir politbüro olur. Sanki oradaki bu 5, 6, 11 üye böyle eşit şekilde tartışıyor. Hiç öyle bir şey yok. Bir kişinin sözü geçer orada. Veya Faşist Parti'de ve Nazilerde zaten açıkça söyleniyor. Duce'dir, Führer'dir diye. Burada hakikaten İttihat-ı Terakki'de Merkezi Umumi diktatoryası var. Bir kişi var. 3 hatta 5 kişi. Kimler yani, o 5 kişi? Talat Paşa, Enver Paşa, Cemal Paşa. Cemal Paşa'yı bırakın. Ya, o Cemal abi zaten. O Cemal abi o. O büyüklerim. Böyle hayır, Cemal abi vardır. O böyle işte onun vazifesi ara sıra yapmayın çocuklar deyip sonra da her yapılanı alkış tutmaktır görevi. Ya İttihat Terakki'de triumvira var mı hakikaten? Triumvira işte o üçünden. Cemal'in de rolü var mı? Hayır yok. Cemal'in rolü yok. Az şeyde. Ziya Gökalp. Bölgesinde ama bölgesinde. Rahmi Bey, Mithat Şükrü Bey, Talat Paşa bunlardır. Yani mesela Talat Paşa ve Enver Paşa, Talat'la Enver'in. Ben öyle mesela hakikaten dediği gibi Doktor Nazım'a zıt iş yapacağını veya onu dinlemeyeceğini falan düşünemem. Cavit Bey komitede bile değil. Evet. Geldi sıkıysa adamın direktiflerinin dışına çık.
Yani bu maliyeci ve işi biliyor. Onun için o partide o tip bir şey yok. Diktatorya yok ama tamamıyla bir parti şeysi vardır. Disipline. Otoriterin ötesinde bir rejimdir. Tam totaliter değildir. Ama politbüro, triumvira ya benim aklıma almıyor. Triumvira çünkü millet harbi umumide üçünü gördüler. Evet, üçünün ön planda üçü vardı da ondan. Şey, ama tabii, harbi umumide Cemal Paşa burada değil zaten. Ama olduğu yerde de maşallah yani. Suriye kralı. Zıt fikirler gidiyor bütün Suriye, Filistin'de. Suriye kralı o, evet. Çok mesela Lübnan'ı kurmuştur. Kurmuş. Hakiki anlamda kurmuştur. Lübnan diye bir devlet olamaz. Yoktu. Yani. Evet. Ama Lübnan'dan nefret ediyor adamı. O başka. O kadar adamı bir araya getirmek için ancak Cemal Paşa olacak. Olmak lazım. Peki Atatürk İttihatçı değil mi Atatürk? Ha, İttihatçı idi. Bütün genç subaylar gibi. Gözünü budaktan sakınmıyor. Yani öyle gizli ihtilalci bir komiteye de girer yani. Çekinmez inandıkları için. Ama çok erken bıraktı onları. Çok açık bir şey. Çok erkenden soğumuş. Erkenden bırakmış ve erkenden cephe almıştır. Evet. Çok erkenden de cephe almıştır. Ve Enver'le birbirlerini pek sevmiyorlar galiba. Hayır, Enver'le sevip sevmemenin ötesinde değil. Yani Enver onu sevmiyor. Evet. Fakat bu Enver'i büyük bir tehlike olarak görüyor. İkisi farklı şeyler. Yani Enver Paşa, Mustafa Kemal'den Enver şey yapmıyor, haz etmiyor. Böyle onu muhteris, işte gayrimemnun. Ver Allah ister yani o şekilde görüyor konumu itibariyle. Fakat Mustafa Kemal için Enver sevilip sevilmemenin ötesinde tehlikeli gördü. Ülke açısından tehlikeli görüyor. Evet yani bu diyor götürür bu şeyi ama nereye götürür? Yalnız iki kere delegedir. Evet iki kere delegedir. Kongrede Atatürk İttihatçı'nın delegesidir. İttihatçıdır yani ötesi yok. Evet. Diktatörlüğü. Diktatörlüğü şöyle bir şey, şartlar dolayısıyla diktatördür. Ama teorisinde diktatörlük yok artık. İki kere çok parti denedi. Bu çok partiler tabii onun istediği çok parti. Ve şunun açıkça ifade edeyim, Atatürk'ün istediği çok parti 50-60 arası oldu. Yani aşırı solun falan pek bulunmadığı, aşırı sağın yasak olduğu. Oldu. Belirli çizgi etrafında merkezde giden iki tane partilerin olduğu bir çok partidir o. Ama bunun bile olmayacağı anlaşıldı. Çünkü birinci denemede İttihatçılar çok hakim oldu. Mürteci denen takım girdi. Terakki Berber Fırka'da. İkincisinde asıl solcular girdi. Ama orada solculardan çok gene öbür tarafın sesi çıktı biliyorsunuz serbest fırka denemesinde. Ve neticede partiyi kurmakla görevlendirilen yakın arkadaşı bile nereye gittiğini fark etmedi. Ayrıldı. Mesela Makbule Hanım başında böyle icazetle tabii o tarafa girmiştir. Fakat sonunda o kadar kaptırmış ki kendisini. Yalova köylerinde artık başlamış rejim aleyhinde konuşmaya. İş orada çok tatsızlığa vardı. İçeride de maalesef bu partinin yani bu kurdurduğumuz partiye, göz yumduğumuz partiye karşı daha toleranslı ve daha uzlaşmacı gitmeniz gerekir dendiği halde Kılıç Ali'nin, Ali Çetinkaya bilhassa. Efendime söyleyeyim. Bunlar artık alenen böyle saldırıya geçiyorlar. Yani şeyi de unutuyorlar. Arkadaşlardan bir tanesine bunun görev olarak verildiği düsturunu ve mutabakatını unutuyorlar. Hıyanetle falan suçlamaya başlıyorlar Ali Fethi Bey'i. O çok yaralayıcı oluyor. Bu iş bitti. İyi gitmedi bu deney. Ta 46'ya kadar. 46'da da ne olduğunu gene biliyoruz. Peki Atatürk bu çok partili diremeyi niye yaptı? Onunla ilgili teoriler vardı. Derler ki işte ülkede kimler kendisine karşı, kimler muhalif, onları tespit etmek ve tepelemek için yaptı. Çok yuvarlak bir laf, çok yuvarlak bir laf. Yani bu öyle işte açığa çıksın da göreyim bunlar öyle oyuncak şeyler değil. Oyuncak şeyler değil. Bugün İstanbul'da 30 bin polis var. Efendime söyleyeyim onda 30 bin mi bilmiyoruz.
İstanbul'da bile az bulunuyor. Vardı. Az bulunuyor. Yani 13-14 milyonluk bir yerde. Evet. O zamanki Türkiye'de kaç polis var biliyor musunuz? Hayır. Bütün Türkiye'de 17 milyonda 9 bin kişi falan. Yani işler o kadar kolay değildir. Yani ipin ucunu bırakıp gidersen bunlar kurmay kafasıyla bu işi daha iyi görürler. Bazı deneylerin öyle şakası yoktur. Çocuğun eline karbit ve asiti birlikte vermek gibidir o iş. Onun için yani... Asit değil, karbitle su bile verilmez çocuğuna. Yani... yani... bu son derecede tehlikeli şeylerdir. Onun için bunlar böyle çok kahvehane yorumudur işte. Denemek için açtırdı, kapattırdı. Yani onun başka yöntemleri vardır anlamak için. Tehlikelidir. Hakikaten Batı demokrasilerin safında görülmek istemiş. Batı demokrasisi dediği nedir 924'ten itibaren? Gelin onu konuşalım. Esas mesele o. Yani o zaman dünya ne? Avrupa bütün ne? Bütün kıtada yani bugünkü Avrupa Birliği'nin esas üyelerinde demokrasi falan yok. Tamam mı? Fransa'da demokrasi dejenere oluyor ve iyi işlemiyor. Macaristan'da öyle şey ayıp konuşmak. Polonya'da çok çok ayıp. Almanya'da nereye gittiği belli. Avusturya'da sokak savaşları yaptı. Front National, yani Volksfront'la şey arasında sokakta birbirlerini vurdular Ringstrasse'de ve neticede Dollfuss Schuschnigg dediğimiz diktatorya geldi. Yani Hitler demokrat bir Avusturya'yı ilhak etmedi. İtalya'ya meyleden bir faşist ülkeyi ilhak etti. İngiltere kıtanın dışındaydı o günde bugün de olduğu gibi. İskandinavya'da öyleydi. Demokrasi bunlardı. Bunlar yani mı? Bernard Lewis'in bir toplantıda Avusturya'da hiç unutmam, hep tekrarlarım. Böyle o müstehsi ifadesiyle Avusturyalılara ve diğerlerine demokrasi İngilizce konuşan milletlerin rejimidir diyor. Size ne oluyor doğru gider gibi ve doğru diyelimlerin hiçbiri de zaten itiraz edemedi. Şimdi İtalya malum, İspanya zaten malum ve şeyden Franco orada demokrasiyi yok etmişti. Franco'nun geldiği İspanya'da başka türlü bir faşizm vardı. Yani ona sol faşizm denir. O sol faşizmde yalnız bir başka zaaf vardı, zayıftılar. Anarşistler, komünistler birbirlerini yiyorlardı. Orada demokrasi falan yoktu. Franco'nun İspanya'ya hizmeti vardı deyince kızıyorlar. Şu anlamda var. Yani İspanya'ya faşist kuvvetli, bütün tek çok yumruk olduğuna şey yaptı. Hiç kargaşayı bitirdi. Foster Dulles geldiği zaman 50'lerde kendisine, yani Eisenhower'ın zamanında biliyorsunuz. Demiş ki İspanya iç savaşı şimdi kazandım. NATO'nun üyesi olmadı ama üstlerini aldı. Ve Amerika'ya kendini kabul ettirdi. Orada bitti iş. Oraya kadar tabii yaptığı hizmet denebilir ona iki şeydir. Birisi harbe girmedi. Yani kendisini destekleyen arkadaşlara kazık attı. Kazık attı. Harbe girmedi bir kere. Çünkü girecek hali de yoktu. Yoktu. İkincisi tabii bütün Avrupa'da görünmeyen bir şey. Hatta Amerika bile biliyorsun göçmen kabul etmiyordu. Kotaları düşürdü harbi içinde. Franco bir sürü Yahudi aldı İspanya'ya sizin. Ha, emin diyorlar ki işte onlar para gelecek de bilmem ne İspanya çok fakir mi? Peki ama aldı. Yani İspanya Yahudilerin iltica ettiği ülkelerden biriydi. Ondan sonra tabii turizm açıldı. Bu tip rejimler turizmden çok korkarlar ve istemezlerdi. Franco açtı onu, gitti. Sıkı bir demir yumruktan sonra bir başka sistem getirdi. Ben onu dehşetle görmüştüm. Devam ediyor. Vitrinde Marksist kitaplar gördüm. 12 Mart'ta biz kitap yakıyoruz. Mayıs'ta şömineler yanıyor Ankara'da. Bakın burada kitap satılıyor. Dehşet içinde kaldım. Aa dediler kitap okunur Marx falan. Lakin dediler lokantaya 5 kişi gidemezsiniz polisi bilgilendirmeden. Peki dedik bu şeydeki kafe ne böyle edebiyat matiniz? O başka o analiz. Ana ne dediler. Ana yani. TEP herhalde polis tedbirini alıyordur. Bu 70'lerde bile İspanya'da hala devam ediyordu. Hoş bir devir değildi. Kılık kıyafete karışıyorlar.
efendime söyleyeyim, bürokraside kadın, genel müdür falan, müsteşar, geç öyle şeyleri, müdür falan, sekreter alınmıyor. Sekreter alınmıyor. İspanya'da. Evet. 1960'larda. 70'lerde, ben 60'ları görmedim orada. Ben ilk defa 71-72 kışında gittim. Uzun bir yol. Tabii çok düzgün memleketti. Kazık yok falan. Bu gibi rejimlerin halka kendini niye kabul ettirdiğini görüyorsun. Yolsuzluk. Müthiş bir yolsuzluk. Kim bilir nerede vardır sokakta. Yok. Kazık yok. Şimdi böyle Madrid'de yürümeye çekindiğin caddelerde o zaman oho, hiç var, her otelde kalabilirsin yani falan. Onlar son derece enteresan şeylerdi. Fakat bu İspanya buydu, bu Avrupa buydu. Yani Avrupa kıtasının demokratik geleneği laftadır. Yani o zaman Türkiye'de, Atatürk döneminde Türkiye'de bugünkü entelektüellerin söylediği gibi Avrupa'yı örnek almalıyız diye çıksalar da ortaya faşizm örnek alacak. Alıyor işte, zaten alan onu alıyor. Yani Recep Peker için örnek o. Falih Rıfkı gibi bir adam bile Moskova ve Roma yazıyor. İkisinde iyi tarafını uzlaştıralım diyor. Londra'dan bahsetmiyor, Westminster'dan falan. Şimdi bu son derece ilginç bir olay. Burada bakınız, dikkat ediniz. Eğer hala çok parti gibi bir hayalden, bir idealden, bir söylemden söz edilebiliyorsa, böyle bir şeyler varsa Atatürk'ün kafasında, demek ki gençliğinde öyle bir Avrupa öğrenmiş. O önemli. Ve o idealinden vazgeçmemiş. Fikri sabiti de o. Yani faşist Avrupa'dan etkilenmemiş. Sonra bazı şeyleri bunlar yazmıyorlar, bu Atatürk'ün etrafı. Ben üç ayrı kişiden duydum. Rahmetli Ulu İdemir'den, Reşat Bey'den ve Afet Hanım'dan. Reşat Kaynar'dan. Evet. Reşat Kaynar'a nerede duyduğunu sordum. Park Otel'de dedi. Olabilir. Otel lobilerini çok sever ve takip ederdi rahmetli. Afet Hanım etrafında, Ulu Bey'de. Şunu demiş. Tevfik Bıyıklıoğlu sormuş kendisine. Fransız ordusu mu, Alman ordusu mu diye. Fransız demiş. Niçin? Ben demiş, Kaiser manevraları sırasında davetliydi, gitti biliyorsunuz. Ferik'in Livay'ı kamçıyla dövdüğünü gördüm. Yani bir kor general elinde kamçısı var zaten. Bir şey yüzünden hot hot bağırıyor falan, aralık herif diyor, çarpıveriyor suratına. Tabii devamlı dövmez de çarpıveriyor suratına Tuğ General'in, brigadiyenin. Halbuki diyor işte Picardi manevralarında demiş, geldi General Foch, o zaman general daha. Sava mon ami diye teğmenin sırtını okşadı, o da sava mon general falan demiş. Bu tip genel orduyu seviyorum demiş. Ha, Fransız ordusu da tam o muydu ama gördüğü oydu ve onu seviyor. İşte şeyleri seviyor. Vatandaşın dirilmesini. Meşhur olaydır o. Değil mi? Sofya'da kafenin birinden köylü kıyafetli diye kovuyorlar müşterinin birini, garsonlar. Herif kalkmıyor. Bulgaristan'ı bu köylü besliyor diyor. Paramı da verdikten sonra hizmet edersin diyor. Kalıyor. Yani böyle şeyleri seviyor, bu vatandaşlık halkçı kültürünü falan. Var. Halkçılık da değil, bu vatandaşlık kültürü. Böyle şeyleri sevince bir adam pek öyle diktatorya, işte bunlar sopayla adam olur falan gitmez. Ama sonunda böyle bir rejim, ki bunun adı otoriter rejimdir, yani totaliter değildir, gelir. Sonra bakın, dikkat edin. Komünist diye içeri giren adam sonunda genel müdür oluyor rejimde. Bu çok önemli. Vedat Nedim Tör. Yani bugün Komintern'in dosyalarında tek layihası olan komünist genel sekreter Türkiye'den Vedat Nedim Bey'dir. Bu genel müdür oldu. Göze battı. Rejimin propaganda. Evindim oportunizm. Alakası yok. Onun da kendine göre bir kariyeri var, bir anlayışı. Berikilerin de bir anlayışı var. Öyle oportunizm falan çok kolay şeyler değildir yani, onu söyleyelim. Bu Şevket Süreyya dediğiniz gibi, yani sonra Hüsrev Tökin falan, Spartakistler, hepsi bir yerde bir şey bulmuş. Bir böyle ceberrut ama aynı zamanda da bir böyle patristik bir devlet tipi var, böyle pederşahi ve
onu gerektiren, onun üstüne oturuyor. Zaten kültürü oraya oturuyor. Ve kademe kademe vatandaşı ve kanun nizam anlayışı farklı olmakla birlikte bütün kıta budur. Bütün kıta budur. Sizin demokrasi dediğiniz şey o Anglo-Sakson'dur. Zaten böyle bir gelenekten geldiği için de Avrupa'da bazen bu demokrasi dediğiniz şeyin tadı kaçıyor. Yani fazlası oluyor demiyorum. Sapıyor. Yani adam demokratik uygulamalar getireceğim falan derken başka türlü bir baskıcılık yaratıyor başka zümreler için. Onların üzerinde çok durmak lazım. Bu bir mesele. Efendim okuması yazması yoktu Türk milletinin, doğru yoktu. Yani %85 herhalde okuma yazma bilmiyordu Cumhuriyet'in başında. Belki daha fazlası. %10'muş okuma yazma oranı zaten. Bile değildir çünkü ben onu da nasıl okuyorum. Tam sayısı bilinmiyor. Sizin bilgilerini yok ama yani tahminen %10 olduğu söyleniyor. Kapalı köyler var, okulsuz yerler var. O İslami kesimde, Müslüman kesimde. Şeyde yok o. O Balkanlar şu boğuda yok. İmparatorluk zamanında. Hı hı. Müslümanlar arasında %10 olduğu söyleniyor. Evet tabii. Öbür tarafta daha yüksek. Bilinmiyor. Hayır zaten imparatorluğun en büyük farkı bu. Bak iddiatçıların hayran oldukları Bulgarlar. Hayranlar Bulgarlara. Niye? Çünkü 1830'larda Aprilov çıktı. Bu bir tüccar biliyorsun. Kendini Helen zannediyordu. Bütün okula giden Bulgarlar kendilerini Helen zannederler. Bulgarlıkları bir yerde durur o ne olduğunu bilmezler. Okul çünkü Rum okulu, Helen okulu. O öyle zannediyor kendisini. Bir yandan da böyle bir Bulgarca falan bir şey biliyor, konuşuyor. Odessa'da ticaret yapıyor Rusya ile ve orada Venelin, Ukraynalı Venelin, sen Bulgarsın dediğine Helen'e. Bulgarlar şöyle büyük bir millet, şöyle bir çarlık falan filan. Yani bu kendine geldi ve okulculuğa başladı. Hakikaten Bulgar cemiyeti okulla kalkındı. Bu basit okullarla, Bell Lanchester metodu, hızlı okuma öğretiyor. Ve o yüzden hayata kadın da girdi. Bunun üzerinde çok dururum. Balkanlarda en önemli şey, Gospoja Učiteljica giriyor hayata. Muallime hanım. Ve Bulgaristan'a bizimkiler hayrandı. Bu şey söyledi onu, Yalçın Küçük üzerinde durdu. Bulgaristan'da bir kongre olmuştu, Bulgaristika, birinci Bulgaristika'da. Böyle bir modelle gelmiş. Köy enstitülerinin modeli Bulgar çiftçi hareketidir diye. Doğru, çok uzak bir şey değil. Yani böyle bir hayranlık vardır bizde Bulgar eğitim modeline falan. Doğrudur. Bu mesela böyle bir şey. Bunları tatbik etmeye çalışıyorlar. Çok zor, kolay iş değil. ve her zaman için mesela Anadolu'da Tanin'i okuyun. İttihatçıların ilk anında Tanin gazetesinin muhabirinin bir geniş röportajı var. Anadolu'yu geziyor, anlatıyor. Bütün üzerinde durulan bu. Nereye gittiysek Ermenilerin iyi okulları var. Çoğusu okula gidiyor. Müslüman unsurun hem okulu yok hem de olan da kötü. Kötü. Çoğunun ilk ana dili de ikinci dili zaten. Fransa'dan önce Bulgarca. Bulgarca. Evet. Şeye bakınız, Sicili ahvalleri. Bulgarca. Hepsi o bölge orijinli. Rumeli'de, Atatürk'ün bile var şeyinde böyle Bulgarca falan evet, yani. Evet. Duymuş, ateşi konuşmuş zaten. Tabii. Oraya gitmiş. Bir kısa ara vereyim mi hocam, sonra tekrar devam edelim. Milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Hocam okurlar şeyi, izleyiciler, okurlarla konuşmuşuz. İzleyiciler şeyi mi? Atatürk'ün doğduğu ortam, yani doğduğunda Balkanlardaki görüntü ne? Atatürk o görüntünün neresinde? Nasıl bir aile? Balkanlarda bugünkü görüntü bile çok iç açıcı değil. Balkanlı dostlarımız
küsmesinler. Ben gençliğimde 20-25 yıl kesif ilgilendiğim bir dünya tabii. Çünkü Osmanlı orada kuruldu, inkişaf etti. En parasız zamanlarımda ve o sosyalist dönemin böyle imkansızlıklarında, çünkü orada da yani hard yordan oraya gitmek kolay iş değil. Bazen koca koca bavullarla oradan oraya taşınarak gezdiğim bir dünya. Bir kere size söyleyeyim, her ülkede muhtelif etnik gruplar vardır. Homojen bir yer değildir ve herkes herkesin düşmanıdır. Ama herkes herkesin de bir tarafına ısınır ve beraber yaşarlar. Çünkü adet anane çok benzer birbirine. Atatürk'ün dünyası da bu. Bütün Balkanlıları içkisiyle, yemeğiyle, dansıyla, bilmem milli folkloruyla seviyor ve biliyor. Belirgin ölçüde böyle konuşma, kulak dolgunluğu falan, her dilde ilgisi var. Mesela Makedonya'da Bulgarca ile falan, Selanik'le çünkü. Fakat tabii müthiş de o milliyetçi, infiratçı, gerilimli atmosferden etkilenmiş. Etkilenmemesi de mümkün değil. Hangimiz olsak oluruz. Ve bunun için tabii gelişmiş bir şey. Çok trajik çözülmezlikler içinde yaşayan insanların zekası gelişir ve erken olgunlaşırlar. Sonra da zaten bu imparatorluğun zabiti tabii. Bir sene Suriye'de vatan cemiyetini kuruyor. Ertesi sene kendi Makedonya'da. Oradayken bilmem Trablusgarp'a koşuyor. Hadi orada bitince iş bu tarafa geliyor. Görüyor ortalığı. Bu tabii müthiş etkilemiştir. Yani Balkanlarda bir zabit başka türlü yetişir. Hiç onun şeysi yok. Bugünün insanı anlayamaz bunu. Yani bugünkü çocuklar daha 30 yaşında olgunlaşmıyor. Bunlar 30 yaşında artık çoktan kurulmuşlar. Çoktan yani müthiş pişiyorlar. Benzer durum belki diğer imparatorluklarda da var. Rusya İmparatorluğu'ndaki insan için, Avusturya Macaristan'daki için, milliyetler gerilimi falan. Mutlaka İngiliz sömürgelerde yetişip bir şeyler tanıyor ama bunların içinde en büyük trajediyi yaşayan, en çok çıkmazın içinde çabalayan ve bir yol bulan, arayan varsa Osmanlı'nınkidir, Türklerdir, Türk unsurudur. Bunu bilmek lazım. Onun için bu kuşağı bilmeli, dinlemeli. Ben tabii bu büyük adamlarla çok az konuştum, pasif olarak dinliyorum. Ama mesela 960'larda Birinci Cihan Harbi'nin, İstiklal Harbi'nin gazileri gençti daha. Gençti, evet. Ve kafaları çalışıyordu yani, hafıza gerilemesi falan yoktu. Uzun tren yolculuklarında falan konuşur, dinlerdim bunları. Olgundu adamlar ya. Yani kesinlikle olgundu ve dinlemek zorundaydın. Yani dinlemek zorunda hissederdin. İtiraz edemezsin yani, sırf yaşlardan falan diye değil. Edemezsin yani, çünkü adam bir mantığı var, realite konuşuyor orada. O nesil başka türlü bir şeydi. Onlar büyük faciaların, büyük yıkımların, büyük yapımların adamları. Değişiktirler. Ve orada yetişen liderler de başka türlü olur. Belirgin tavırları vardır. Çoluk çocuktan sayılmazlar. Bazı insanlar var bizim siyaset hayatımızda, hiç büyümüyorlar. Hiç büyümüyorlar bunlar yani. Onu göremezsiniz orada. Öyleydi onlar yani, olgundu. Şimdi beğenmeyebilirsiniz. Celal Bayar ne yaptığı belli biridir yani. Ölçü vardır. Bir olgunluk vardır. Beğenmeyen çoktur. İsmet Paşa'nın belirgin sağlam müesseseleri vardır. Bu öyle doğuştan inatçılık değil. Tecrübedir yani. Hepsinin içinde tabii ki Atatürk çok değişik olacaktır. Bunları anlamak lazım. Kim varsa o nesilden bir şeydir bir kere. Belirgin bir ölçüsü ve ağırlığı vardır onun. Tabii aralarında kendileri kademe kademe fark edebilirler. Çok değişik. Şimdi mesela hariciyesine bakın Türklerin. Lisan bilen bir takım zabitler değil mi? Hüsrev Gereli, evet. Berlin Büyükelçimiz falan. Ya ölümden döndü o adam, biliyor musunuz siz? İpin ucundan döndü. Yani asalım mı, asmayalım mı? Yecuzu la yecuzu diye tartışıyorlar. Adam diyorlar bir
güzel bir adam, bir zabit, bunu katletmek vacip midir, caiz midir, değil midir? O arada kurtuluyor tabii o gecikme. Şeyler yetişiyor. Ölümden ipin ucundan dönmüş hakikaten. Öbürü bilmem nerelerden gelmiş. Yani bunlar çok enteresan bir nesil. Normal bir insanın 200 sene yaşayacağını, onlar tabii 10 yılda yaşadıkları yani için. Bunun sağ solu mürtecisi, ilericisi Atatürk falan. Atatürk Cumhur olduğunda 42 yaşında. 42 yaşında zaten. Enver Paşa öldüğünde 41 yaşında. 41 yaşında. 41 yaşında ölüyor. O arada her türlü bakan olmuş, başbakan olmuş, devletin başına geçmiş, ülkeyi enverlant yapmış. Evet yani o bir başka türlü insanlar onlar. En yaşlısı ondan Cemal Paşa'dır. O da 52 mi 53 mi nedir öldüğünde? Evet o onlardan en biraz. Bir 10 yaş büyük onlardan galiba. Evet. O da çok büyük tecrübe geçirmiş. Yani bakmayın bir sürü şeylerin denk ediyoruz ama bir yerde de o kadar olay onu da tecrübelere götürüyor yani. O da bir şey görüyor ve yapmak istiyor. Evet. Atatürk'ten bahsederken insan böyle bir fena oluyor. Neden? Bir fena oluyor insan Atatürk'ten bahsederken. Yani hakikaten çift tecrübem. Müthiş bir adam yani. Peki çağdaşlarıyla karşılaştığımız zaman İlber Hocam, o dönemde Avrupa'daki diğer liderler, diğer evet. büyük adam. Bunlar arasındaki pozisyonun Atatürk'e baktığınız zaman yani neye tekabül ediyor? Nasıl bakıyor Avrupalı onlara, Atatürk'e ve kurduğu rejime? Valla Atatürk'e Avrupalı nasıl bakıyor ben onun çok iyi araştırıldığı kanaatinde değilim. Mesela işte bir tanesi Lloyd George demiş ki, 100 senede bir dahi gelir ben ne bileyim Küçük Asya'da çıkacağını. Bu tevsik edilmedi halen. Tevsik edilmesi şimdi lazım. Şimdi de Churchill'e mal edildi o söz. O söz Churchill'e söylüyor. Ne işiyor adamın? Churchill'e yani bunu tevsik etmesi lazım. O sözü Lloyd George hakikaten söylemiş değil mi? Efendim bu kadar önemli bir söz. Kendiniz çok önem veriyorsunuz. O zaman lütfen bütün demeçleri falan o aslında daha kolaydır. Çünkü bunların ikisi de başbakan olduğu için. Bunların parlamento söylevleri de, şeyleri de, demeçleri, basın şeyleri, konferansları da toplanmıştır. Ya İlber, Türkiye'deki bu... Birinin girmesi lazım birkaç İlber, ay. İlber, devrim tarihi enstitüleri ne yapar? Yapamazlar bunu. Çünkü bu gidip böyle çok hızlı İngilizce okuyan elemanlar olacak. Ne şeyleri enstitüler o zaman? Onu o kuranlara sormalı. Televizyonda Ankara'daki yüksek kurula bağlı bir tane var ya Atatürk. Evet. Merkezi. Onun başkanı nasıl galiba? Bir bey çıktı canım. Soy ağacı mühimdi ki atamız bize yeter gibi bir söz söylüyor. Yani böyle yani. Bir soru söylenmez. Aman ondan vazgeç denmez. Yani var mı yok mu? Nasıl bu cemiyette falan onu söylersin. Gerçekten Türk milleti kayıp tutmaz. Tutmaz yani biliyorsunuz neden. En başta kilise bir kurum değildir. Tutulmaz. Yani kilise gibi bir kurum yoktur bizde. Vaftiz edilen yok ki yani. Vaftiz yok ki dinimizde. Vaftiz edileni kaydedeceksin. Hayır. Herkes Müslümanın çocuğu Müslümandır gider. Onun tek şeysi vardır. Olmasa da olur ama işte ezanı Muhammed'i ile kulağına ismi okunur. Göbek adı deriz bir de göbeği kesilirken bir adı vardır herkesin. Olmayan çoktur. Efendime söyleyeyim böyle bir şey gider bu. Evlilik kaydedilmez, ölüm kaydedilmez. Yani deklare edilmezdi bizde cenaze çok yakın zamanlara kadar. Benzer şeyler vardır. Mesela Yahudilikte de çok sonradan oturmuştur. Getto'da yaşadıkları için bu gibi şeyler. Burada şecereler falan çok sağlam değildir. Şimdi mesela bakıyorsun Almanya, Fransa, İngiltere öyle de Macaristan. Mesela bir aile. Ponson bitiyor değil mi? Yahut ne diyor Esterhazy en meşhur ya. Asalet beratı nerededir? Hangi kalede saklanır? Kilit kasa altında bir nevi. Çünkü notaryal bir senet gibi. Hak verdiği için belirli imtiyazlar korunması gerekir. Bizde öyle bir şey yok. Şimdi diyorsa biri ben falanca paşadan geliyorum. Geliyordur. Ama şöyle bir şey olursa, paşanın kızıyla evlenir adamın biri. Kız ölür, adam da alır bütün sülalenin şecerisini, gider başka yerde evlenir. Ondan sonra o iddia eder oradan geldiğini. Bazıları kadın tarafından geliyorlar, erkek gibi o ismi taşıyorlar. Yani bunlar çok yaygındır.
mesela bir kavga çıkmıştı Köprülü için. Bu Kıblelizade'dir, Köprülü bunun ana tarafıdır diye. Baba tarafı başka bir ulema ailesi olan Kıblelizade'dir diye. Çok kızmıştı Fuat Bey falan. Bunu ileri süren Ali Emiri Efendi'ydi biliyorsunuz. Babin geldi seve seve bunu aldı bir kusur gibi. Türk toplumuyla tabii onun Alman anlayışının bağdaşmamasından ileri gelen bir şeydi. Bu bizde şecereler ne kadar sağlam bilemezsiniz. Kayıt yoktur. Geçen akşam tartıştılar. Bu gerekli bir tartışmaydı. Türkiye'de kimse şeceresini sağlamlıkla çıkaramaz. Bu mümkün değildir. Değildir. Niye değildir? Çünkü Türkler kendini bilir öyle. Yani kendini bilir. Herkes babasını, dedesini, büyük dedesini bilir. İşte baban da daha büyük dedeyi bilir. Sonra unutulsa da gereği yoktur. Zaten o kadar yani çok açık bir şey. Aslında da doğru. Gereği de yoktur yani. Öğrenin de umurunda değil, senin de umurunda değil. Eğer çok büyük servetlere falan söz konusuysa hakikaten gereği de... Ama yok o 3-4 neslin içinde o hallediliyor. Hayır, vakıflara kayıt var bazıları için. O da işte görüyorsunuz 100 tane şey çıkıyor. Yani İstanbul'daki araziler ve mülkler için. Mesela en eski yallarımızdan bir tanesini maşallah kurtaramıyoruz. 100 tane... Sadullah Paşa'ya. 100 tane adam çıkıyor böyle. Amcazade. Peki Atatürk için bana ilginç gelen bir şey de var. Şimdi Atatürk sonuçta asker. Evet. Yani kurmay. Kurmay subay. Very important. Kurmay subay. Kurmay subay. Bugün de kurmay subaylarımız var. O zaman da varmış. Ama Atatürk'e baktığınız zaman... Daha evvel yokmuş. Daha evvel yok. Atatürk'e baktığınız zaman bir garip bir şey çıkıyor ortaya İlber Hocam. Yani garip olan şu. Bir kurmay subay bu kadar mı çok şey bilir? Şimdi bilir. Banka bilir. Kuruyor, sanayi kuruyor, hayır, devlet o kuruyor. Değil, o değil, o başka bir şey. Şimdi bakınız bu orduyu, Yeniçeri ordusunu, orijinal bir ordu, Kapıkulu sınıfını. Dolayısıyla eyalet askeri de gitmişti, kaldırdık. Ve Devlet-i Ali'ye biliyorsun aşağı yukarı 20 sene kadar ordusuz yaşadı. Ordusuz kaldı. Tamamen derleme toplama. Nihayet Kırım Savaşı dolayısıyla bu iş hızlandı ve bu arada bu teknik donanım meselesinde Polonya-Macar mültecilerine çok şey borçluyuz. O tarihimizin teferruatı değildir, onu bilelim. Şimdi burada bakın enteresan bir şey oldu. Ordu yeni kurulurken kurmay mektebi kuruldu, erkan-ı harp sınıfı ve eğitimi kuruldu. Bu yenidir. Nerede yenidir? Bütün Kara Avrupa'sında yenidir. Yani Prusya, Avusturya, Rusya ve Fransa gibi kara orduları, kuvvetli memleketler bile böyle 2, 3, 5 sene farklı falan bunu kurmuşlar. Ve bunu kurunca ipso facto otomatikman bir elit asker sınıfı çıkarıyorsun. Bu kurulmuş. Buradan çıkan adamlar asker oluyorlar fakat başka şeyler elde ediyorlar. Mesela ben eminim ki çok uzun zaman fihriste bakıp regleman, nizamname aramayı, lügata bakıp kelime öğrenmeyi bunlar biliyorlardı. Yani diğer eğitim branşları buna müsait değil. Adam matematikçi değil ama logaritma cetveli bakmayı mutlaka biliyor. Atatürk'ün kendisi onu biliyor. Yani bu bir eğitimdir. Fransızca lügata anında bakmayı biliyor. Bu böyle bir şey. Enformasyon edinme özellikleri var. Bilgiye ulaşabilmeyi biliyorlar. Ve tabii konuşmaya çok dikkat ediyorlar. Atatürk sinirli bir adamdır. Sinirlidir yapı olarak. Ve bir belirli bir dönemden sonra haşin davranmış olabilir. Ama kurmay subaylar hiçbir zaman yani çok açık konuşmazlar uslup olarak. Yani azami muhabbetin teminatı, tammesi iş bu vesileyle mutazamındır demez, seni seviyorum diyeceğim. Ona yakın bir şey. Isırmaları falan çok ölçülüdür. Yani bu bizim alıştığımız politikacının, hatta alıştığımız bürokratın üslubu değildir. Bürokrasinin üslup kaybına uğradığı günümüzde bu bilhassa görülüyor. Bunu bilsin herkes.
Yani bugünün kurmayı ile Ankara bürokrasisinin herhangi bir adamı arasında dağlar kadar fark vardır. Hala mı? Evet, hücünü daha çok vardır. Eğer o arkadaş dış işlerinde değilse, dış işlerinde halen dikkat ederler ona yazımda ve konuşmada. Bu bir eğitimdir. Bunun dışına çıkanın pek hayatı kararır. Onu söyleyeyim size kariyerinde. Bütün bu vesileler dolayısıyla bazı şeylerin de farkına varırlar. Atatürk'ün ne filolojiyle, ne hümaniter dediğimiz bilimlerle teknik bir adam olarak alakası yok. Ama işte o zamanın o kıt Türkiye'sinde, üniversite ıslahatında İstanbul Edebiyatı ve Allah'ın çölünde Ankara'da da dil tarihi kurdu. Dil tarihi Ankara Üniversitesi'nden eskidir biliyorsunuz. Yani Halil Hoca oradan mezun olduğu zaman ilk kuşak ama da Ankara Üniversitesi yoktu ortada. Dil tarihi coğrafya mezunu. Evet, tamam, üniversite yoktu da. O bakımdan bu önemli. Niye kuruyor bunu? Hititoloji, Asiroloji, bilmem neoloji, Sinoloji, Hindoloji falan, Ungaroloji. Bir kere anlıyor ki yani Türk tarihini anlamak için dünya tarihini bilmek lazım. Ve Türk halkının belirgin bir bilince ulaşması için. Şimdi bir askeri bunu düşünmesi enteresan değil mi? İşte kurmay olursan düşünüyorsun, iyi bir kurmay olursan. Dünyayı, zamanları ve mekanları kontrol etmen lazım. Arkasından gelenlerin bu olayı pek anladığını zannetmiyorum. Zaten üniversitenin 47 olayları da göstermiştir bunu. 47 olayları dil tarihte her tarafıyla, her iki tarafıyla maalesef Atatürk'ün kurduğu partinin, hükümetin bir kusurudur. Bunu bir söylemek lazım. Şunu şimdi merak eder herkes yani... Atatürk olmasaydı da Türkiye'yi birisi kurtarırdı. Bir şey olurdu. Yavaş yavaş kendince kurtulurdu. Peki mesela Atatürk... İzmir bizim olmazdı. Olmaz. Onu söyleyeyim. Yani oraya gelirlerdi. Yerleşirlerdi. İlk başta oradaki o üniversal kozmopolit Akdeniz elitiyle yani Levanten dediğimiz takımla Yunanlıların pek anlaşamadığı, yerli Yunanlıların ve Venizelos hükümetinin, işgalcilerin pek anlaşamadığı belli ama er geç anlaşacaklardı. Bunlar tüccardır. Nüfus geliyordu devamlı. Zaten geliyordu, hızlandırıldı. Çünkü İzmir ve Hinterland'ı adalarda ve Peloponnes'te sürünen insanlar için bir çok cennet. Bereketli, cennet bir yer görüyorsun bunu. Dolacaktı. Kurtulurdu Türkiye işte öyle kendine göre bir şey olarak çıkardı acayip bir ülke olarak. Bu çok açık bir şey. Yani Türk milleti ortadan kalkacak değil. O zaman nüfus 13 milyondu. O da gene önemli bir nüfustu dünyada. O zamanın şeyi içinde. Bir takım şeyler olabilirdi. Ama bu çok şeydir efendim diyor. Demokrasi gelirdi diyor. Demokrasi ithal gelmez. İşte mütarekede İstanbul'da sendika kurulmuş, komünist partisi varmış, işte efendim bir sürü filmler olabilir. Yani bunlarla şey olmaz, demokrasi gelip yerleşmez o topluma. Ama meşrutiyete de var onlar. Kendin yapacaksın onu, kendin o ihtiyacı hissedeceksin. 20 yaşındaki üniversiteli gencin bazı filmleri görmek istiyorsa iyidir, tamam, sansür çatlamıştır. Sen o filmi getirip göstersen ne olur? Millette talep yoksa değil mi? Çok önemli bir şey bu. Bu pro değil ki kardeşim. Piyasada sattın diye onun cinsini tanıyıp içsin. Bu başka bir şey yani. Bir mahalli tefekkürün kaynaması demektir. Mahalli tefekkürün, mahalli müesseselerin gelişmesi kendi eğitiminin neticesidir. O iş o kadar kolay değildir. Demokrasi dediğiniz, efendime söyleyeyim, akşam 5'te bitmez demokratik çalışma. Veya 5'ten sonra meyhanede başlamaz propaganda. Sistematik, uzun, can sıkıcı, son derece can sıkıcı bir faaliyettir. Efendim, demokratik çalışma, parti çalışması demek, evden kaçmak için bir takım adamların oturacağı bir iş de değildir. Ben bunu gördüm. Yani mesela İsrail'de, İngiltere'de falan. Bizim çocuklar diyor yemeğe biraz geç gelecek çünkü bugün parti çalışmaları var, toplantıları. Herhalde ben 12 diyorum. Yok, yemeğe yarım saat geç geliyor. Geç geliyor. Hepsi bu kadar. Zaman var, saat var.
dersi var, evi var, onu bozmuyor. Tıpkı senin spora gitmen gibi, işte bir saat gidiyor basketbol oynar gibi. Ama gidiyor. Okuduğu ona göre, yazılan ona göre. Adam sırf okumuyor partide, pulda yapıştırıyor icabında. Bu olur. Bu faaliyetten geçmeyen ülkelere demokrasi gelmez. Çok parti hayatı, çok açıktır. Kahvede demokrasi olmaz. Evet, onun içinde böyle oturup da Kemalist dönem yok, demokrasi yok, çok parti, hiçbir şey olmaz. Sanki ondan sonra mı çok vardı? Yani ispat hakkı olmayan bir demokrasi olur mu? Bakana hırsız diyemiyorsun, herif hırsız olduğu halde mesela. Bakana hırsız denmez diyor, prensip o. Hadi o fasıl geçti, bu sefer başka şey çıktı. O geçti, bu sefer bu. Bu sefer de aksine şeyler başladı. Bir kere matbuatta yalan söylenen bir demokrasi olmaz. Kendi kendini kontrol etmeyen bir kurumların demokrasi mevcut olabilir mi? Üniversite kendini kontrol edecek, intihali cezalandıracak. Basın yalan haberi kendi içinde cezalandıracak falan. Neyse. Peki bundan sonra şu anda demokrasinin konumu ne Türkiye'de? Açık önü. Açık. Var mı? Belirli taraftan değil, açık ama. Şunu merak ediyordum hocam. Asıl sormak istediğim şuydu. Diyelim ki Kurtuluş Savaşı yapıldı, ülke kurtuldu, Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk toplantısını yaptı ve Atatürk'ü değil de Kazım Karabekir'i seçti. Evet. Cumhurbaşkanı veya devlet evet. başkanı olarak. Bütün bunlar yine olur muydu yoksa Atatürk'ün farklı bir dehası var mıydı burada? Kazım Karabekir biliyorsunuz çok yetenekli bir kurmay. O yüzden çok de. İsmet İnönü ve Kazım Karabekir devlet sahibi. Çok bilgili bir kurmay. İkisi de iyi insan. İkisi önemli insanlar çünkü. Yani Kazım Karabekir inanmış biri, dürüst biri. Şey de öyle, çok okumuş biri. Muhafazakardır yaşam biçimleri ikisinin de. Yani İsmet Paşa'nın evi de belli, Kazım Paşa'nın evi de belli. Yani yaşam biçimlerinde bir bohem hava hiç yoktur. Kazım Paşa, Karabekir Paşa tutucu bir adamdır. Yani mesela Latin harflerini takbih eder. İzmir İktisat Kongresi'nde katiyen olmaz, Azeriler saçmaladı der. Yalnız İsmet Paşa'nın da çok istediğini söyleyemezsin yani bu iş olmaz falan demiş yani. Bilgili bir adamdır, çok bilgili. Onlar daha tutucuydu yani. Bu denli, evet. Bu denli devrimci olmazlar. Ne yani. Olurdu? Belki hilafeti kaldırmakta gecikirlerdi. Ne olacak bu yani? Yalnız orada bir kişi daha var Atatürk'ün çevresinde ki o entelejansiye açısından benim için önemlidir. Kim o? Rauf Olbay. Rauf Bey ama çok daha muhafazakar. Çok daha muhafazakar. Hem iddiatçı hem muhafazakar şey nasıl olmuş bilemiyorum. Sanki Rauf Bey... Yani hilafet, o kadar... Rauf şey Bey Balkan ama... Muharebesinde, savaşlarında son derece iddiatçı ve politika yapacak kadar. Yani savaş alanında politika Averof, yapacak Averof. Kadar. Averof olayı bu artık harp evet. tarihi jurnaline girmiştir. Orada Kamil Paşa hükümetini destekleyecek manevralardan... kaçındığını söylüyor harp tarihi bizde. Zırhıyı batırmıyor ama doğru mu acaba? Doğru mu onu bilmiyorum ama bu söyleniyor. Hiçbir zaman ama, da takbih edice yapılmadı Sanseyit. Evet muhafazakardır şeyi ama özel hayat açısından. Özel ama, hayatında ama, yani bunlar muhafazakar diye şey girmiyor. İşte batılı insanlar eşleriyle giderler bir yeri. Hanımların eline öpmeyi ötekilerden daha giderler. İşte batılı o anlamda. Öbür paşalardan. Belki daha bir, çok şey. Bir kısa ara daha vereyim de sonra İlber Hoca'yla son bölümü yapalım. Ardından da İlber Hoca'yı uğurlayalım. İzmir'e mi gidiyorsun bu akşam? Sen şimdi bırak hocanın seyahatlerini. Değerli hocam bir kısa reklam arası sonra tekrar beraberiz. İlber Hocam sizin vaktiniz kısıtlı biliyorum bir yemeğe davetlisiniz. O yüzden fazla da uzatmadan son bir iki bir şey sormak istiyorum size. Atatürk'le ilgili söylenen bir tanesi şu.
çok kan döktü, çok kanlıydı. İşte büyük... Saymışlar mı? Bir tanesi bir delil veriyordu bir konuşmada. Pakistanlı bir profesör kesbetmiş diyor. Teşvik etmiş yani. Tespit etmiş. Hangi profesör, kim, niye Pakistanlı belli değil. Herhalde uzakta tahkik edemiyor. O zaman Pakistan'da yok ama olsun. Bütün diyor şeydeki diyor, bütün Osmanlı devrinde siyaset edilenlerden fazlaymış İstiklal. Hangisini nereden sayıp nasıl mukayese ediyor? Türk İnkılabı'nın seçimle ve yumuşak yastıklar üzerinde böyle taşınarak meydana gelmediği belli. Öyle bir durum söz konusu değil. Uzun bir harbin, direnişin sonunda. Fakat şurası da bir gerçek ki ne Fransız ihtilaliyle ne lehelene de Rus ihtilaliyle bir iç harp yok çünkü o anlamda. Mukayese edilemez. Bu böyledir. Ve belirgin bir yerden sonra da o belirge meselesidir. Bir rejim yerleşeceği zaman artık durdurmak zorundadır. Şeyi, cezalandırmaları kabul etmek zorundadır. Muhtelif yerlerden size örnekler vereyim. Mesela Mikhailovski Tito'ya karşı partizanlardandı biliyorsunuz. Kralcı ve Sırpçıydı. Marshal Tito'nun kuvvetleri geldi, hakim oldular. Daha federal bir Yugoslavya esprisi çünkü bütün herkes içinde. Bir müddet sonra bu işi durdurduğu gibi Mikhailovski'nin partizanlarına da maaş bağlandı öbürleri gibi. Bir yerden sonra Franco da durdurdu bu işi. Yani tek tük biri geçerse çok azılı eski liderlerden biri bu tarafa bulunursa başka ama şey durduruldu bir yerden sonra yani o ilk andaki çünkü devam edemezsin aksi takdirde artık korkar insanlar korkunca da köşeye sıkışmış kedi gibi ne yapacağı belli olmaz durduruldu ve biliyorsunuz o Vale de Caídos şeyler şehitler vadisi mi ne orada beraber bile gömdürdü şeyleri sağdan soldan olanlar herkes İspanya için öldü diyen böyle sembolik şeyler uyarlıyor. Hep yatıştırmadır bu. Yani artık sulh geldi, artık anlaşırız, gideriz şeysi. Bu vardır. Onun için bu açıdan da bakın biraz. Yani ilelebet böyle rejimi değiştirdik, cumhuriyeti ilan ettik falan. İnkılapları yapıyoruz tamam ama ilelebet bir yeri cezalandırmaya gidemezsiniz. Şeyde de vardır çok ya. Açıktır yani öyle bir şey de yok dramada insanlar hatırlar ya tarih yazmasa insan hatırlar. Yani kaç kişi sana geliyor da benim dedemi de İstiklal Mahkemesi'nde astılar diyor falan yani buna da bakmak lazım. Bu işler kimine bırakırsan işin ucunu kaçırır yani bana öyle hikayeler anlatıyorlar ki sanki bir ateizm faaliyeti var. Stalin Rusyası'nı aratmıyor maşallah. Olmaz öyle bir şey. Onu da soracağım. İşte Atatürk'ün döneminde evet. Diyorlar ki dine ağır baskı oldu. İşte biz bu programda bir kız söyledi. Dedi ki keşke Atatürk değil de İngilizler kalsaydı en azından ben ibadetimi özgürce yapardım. Tabii yapardım. Ne olacak? Yani yaparsın. Onu bir şey demez. Yani yaparsın. Şimdi bile İngiltere'de geçenlerde bir büyükelçi açıkça söyledi, kendi Katolikmiş zaten. Elçi, İngiliz elçisi. Evet, yani mesela... Başbakan Katolikliğe geçti. Geçti falan, yani şey diyor ya, yani şeriatı Atatürk'te hakikaten böyle bir din karşıtlığı diyor, var mıydı? Müslümanlar için. İç dünyasının içini hiç merak etmiyorum. Kimse bilemez ne kadar dindar ne kadar değil. Bilemez ve merak da edilmez. Yani immanent bir şey lazım da değil. Yalnız şunu söyleyeyim Atatürk uçuk değildi. Tamam mı? Yani öyle dine karşı olacak falan. Öyle yani rigid pozitivizm uygulayacak yani. Gülünç olur bu. Buna hiç girmez. Hiç girecek bir tip değil. Tutun ki daha muhafazakar olduğunu düşünün o karakterde birinin. Çok mu dindar olacağını zannediyordun? Yani her yerde tekkeleri besleyecek, her gün bir cami kurduracak, yaptıracak falan. O karakterde birinden o beklenemez. O çünkü çok böyle realist. Onun için uçmuş insan tipi, lider tipi değildir. Yani hep yanında hacılar, hocalar var Kurtuluş Savaşı sırasında. O tamam, oradan sonra yoklar.
ondan sonra yoklar, ondan sonra başka türlü din adamları var. Onların bazılarını biz uzaktan tanıdık. O devirden kalanların. Çok orijinal bilgili, dindar. Çok dindar, yani hiç din tarafı eksik değil adamların. Mevcelerde dindar ve biliyor, çok iyi biliyor hem de. Yani öyle künhüne inerek biliyor yani. Öyleleri var ki mesela adam Farsça biliyor, Pahlavi biliyor yanında hatta. Yani tam böyle hafız şerh edecek kadar İslami kültürü ve bilgisi derin insanlar. Değişik onlar vardı yani bir müddet sonra onlar. Ama tabii zaten sabah akşam oturup da din adamlarıyla, din bilginleriyle daha doğrusu mesele tartışacak biri değil. O yapı yok zaten, o açık. O bakımdan tabii bu çok zor bir soru, çok tartışılan bir soru. Ama fevkalade abartmalarla, yani bizim halkımızın bazı böyle abartmayı seven tipleriyle, yarı okumuşlarıyla giden bir konu. Böyle yandan ve şeyden, sağdan soldan izam edilecek bir konu değil. O... Senin söylediğin bir yerden sonra bir yerde duruyorlar dedin ya Tito. Evet. O şeyde de vardır. Sultan Hamid zamanında da İttihat Terakki'de de. Bütün muhalifte idam edilenler. Evet. Özellikle meşrutiyet döneminde. Sürgüne gönderilen, sürgünde ölenler. Hepsine maaş bağlanmıştır. Tabii vatana çünkü hizmetten, geride kalanların hizmetten geri kalan kin tutmasın. Muhalefi kurşuna dizdiriyor yani. Ailesine vatana hizmetten maaş bağlanıyor. Çok durumlu örneği. Kindarlığı falan yok hiç böyle bir şey. İşte şey, geride halkı, mağdur zümre yaratacaksın. Çünkü onun arkası da iyi, realist iyidir o davranış zaten. Peki ezanı Türkçeleştirmesinin arkasına gerekçe ne olabilir? Ezanı Türkçeleştirme. Yani anlayın diyor yani. Türkçe olsun diyor. Çünkü o Ziya Gökalp'ten gelen bir şey zaten yani. Bir de onu ben şeye bağlıyorum. Yani bu biliyorsun sonra altta minarenin altına inip gene Arapça okuyorlardı. O çok yaygın. Yalnız onu ben bir de şeye bağlıyorum. O Türkçe ezan elan okunabilir. Yasak değil bazılarının dediği gibi. Yasanın ihlaline müsaade edildi. Yasa duruyor. Yalnız o Birinci Dünya Harbi'nde o Filistin'de çok kötü günler geçirmiştir. O da bir Arap düşmanlığı başlamıştır. Birinci Can Harbi'nin onu sırf komutanlarında değil, neferlerinde, onbaşlarında falan da var. Arap karşıtlığı. Evet yani onu görüyordum. İhtiyar tabii. Arap çünkü arkasına dönüp vurmuş adamı. Arap düşmanlığı ucu şeye gidecek. Hazreti Peygamber'e, din kardeşlerine gidecek diye çok laf etmiyorlar ama şöyle biraz kazıdığın zaman o İslami zırh çok ince. Başlıyor Arap diye. Yani o harbe girenler oraya gidiyor. Neşamın şekerini Arap'ın yüzü diye. Bir sürü. Atatürk'ün kendi el yazısıyla vardır. Bedevi adetleri diye geçer bazı şeyler. Evet. Ama o nesilde Filistin yenilgisinin çok etkisi var. Çünkü katliam bile yapmışlar. Bunu söyleyince tabii işte mesela Halep'te tabii hastaneyi bastılar falan, yaralıları götürdüler. Lavros yazar ya, hayal edemezdim böyle bir kalma şeydi. İyi, o da çok şey hayal etmiyor ama çok da enteresan. Peki hocam son şunu sormak istiyorum, sonra sizi uğurlamak için. Atatürk öldüğü gün nasıl bir ortam var Türkiye'de? Yani o günkü ortam ne? Siyasi ortam ne? Çekişmeler var mı? Çünkü siyasi ortam tabii var. Şükrü Kaya'yı şey yapmak istiyorlar. Cumhurbaşkanı yapmak isteyenler var. Mareşal gene kurmaya uygun bir davranışla ileride hiç de dost olmayacak İsmet Paşa'yı derhal diye ağırlıkla koyuyor. Çünkü işin şakası yok. Peki mesela Şükrü Kaya da aslında çok becerikli bir adamdır. Yani dahiliyetlerimizin en beceriklisidir. Onu söyleyeyim. Hiç şeysi yok yani. Bütün görünüm odur. Buna rağmen tabii ki çekim vardır. Yani bir takım zümreler çok korkmuştur Atatürk öldüğü zaman. Bize ne olur diye gruplar en azından. Ama genelde hikmeti hükümet, kaide-i tedriç ve itidal ölmeyen prensipler. O konuda Tanzimat büyükleriyle Cumhuriyet'in inkılapçılar arasında fark yok. Hayat derli toplu
kanunlar ve nizam çerçevesinde devam edecek. Öyle de etmiş, öyle de etmiş, gitmiş. Çok açık. Mareşal öbür tarafı tutsaydı. Ne tarafı? Şükrü Şükrü tarafı. Şükrü Kaya hiç olmaz. Şükrü peki şu olamazdı, ben onu düşünüyorum. Hiç olmaz. Olsaydı ve tutsaydı gibi tarihçilik kuralları. Hayal ediyor, onu ben de söylüyorum. Bu düşünmek diye için oluyor. Yani tutsaydı, ben size söyleyeyim, biraz daha erken bir şey gelirdi. Zannetmeyin ki Şükrü Kaya'da oturacak İsmet Paşa'yı ve yakın arkadaşlarını kesip biçecek. Yok, yok öyle bir şey. Onda da kanun, nizam ve şey, hikmet, hükümet. Aynı şey de var. Peki Mareşal kendi yani geçemez miydi o zaman baktığınız zaman? Yani o dönemde... Galiba Mareşal'ın her şeye rağmen, çok saygın kişiliği olmasına rağmen politikada şansı olmadığı belli. Ve hiçbir zaman zaten hiç meclisi de tercih etmemiş, üniformayı da çıkarmamış onun için. Hatta belki Atatürk'ün ya şeyine de o sebep olmuştur. O muhtemelen diyecekti ki hadi hepiniz meclise diyecekti yakın arkadaşlarına. Yok kim? Canım İsmet Paşa, Bezli Paşa demiştir ki Çakmak Paşa yok demiştir mutlaka. Ben istemiyorum, istemiyorum demiştir mesela. Yani ciddi bir hareket daha vardır Atatürk'ün ölümünden sonra. Evet. Hatta komadayken. Evet. Tabii hatta, herkes yani orada. Tabii darbeye kadar götürecek bir kesimin öyle bir şeyler var. İlber Hoca'yı uğurlayalım. Sonra sizde de bir an evvel sütünüzü için yatmalar için yer. Teşekkür ediyoruz hocam. Reklam arasını şey verelim. İlber Hoca'yı da yolcu edelim yemeğine. Ayrıca reklamlardan sonra Murat Bardakçı ile Atatürk'ün cenazesini konuşacağız. Ve son günlerinde, son haftalarında Atatürk'ün Dolmabahçe'de bilinci çok da açık olmayan bir şekilde hasta yatarken Türkiye'de neler oluyordu onu konuşacağız. Evet değerciler, 10 Kasım'da Atatürk'ün hatırasını yeniden konuşuyoruz, tartışıyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. Gençler için, bilmeyenler için İlber Hocam'ı uğradıktan sonra sevgili Murat Bardakçı ile konuşacağız. Bu arada Murat Bardakçı'nın yakasında niye yok Habertürk gazetesinin verdiği bu rozet dediler? Çünkü Murat bugün işe geç geldi ve gazeteki herkes rozetlere kapışmış, yakasına takmıştı. Murat'a bir tane kalmamıştı. Geç geldi. Onu soruyorlar. Başka bir gerekçesi yok. Tamamen bulamadığımız içindir. Akşam saatlerinde gazetede bir tane bile kalmamıştı. Herkes kapışmış, kimisi yakasına takmış. Atatürk sevmek rozet takmakla mı olur? Yani. Kimlerin Atatürk'ün rozetlerini takıp da neler yaptığını da biliyoruz yani. Ama ne yazık ki böyle şeyler konuşuluyor. Atatürk İlahiyat Fakültesi açmış mıdır diye soruyorlar. Hayır, bildiğim kadarıyla hayır, açmadı. Hayır. Böyle bir şey yoktu. Murat Bardakçı Atatürk'ün akrabalarını yayından apar topar niye gönderdi? Bir reklam arası, bir de görelim Atatürk'ün akrabası konuk. Konu bitti. Konu bitmişti. Konu zaten bitti. Atatürk'ün akrabaları... Hatta gelirlerken yarım saat diye geldiler. Yarım saat, iki saat kaldılar. Yukarıda beraber evet, sohbet ettik. Hep yarım saat dedik, iki saat kaldı. Sayın Söğüt'ü dedi ki ya benim çok fazla bilgim yok ne yazık evet ki. Ben aslında sizden öğrenmek istiyorum bazı şeyleri diye gelmişti. Yarım saat ancak konuk olayım dedi. Sonra iki saate yakın kaldı. Tam iki saat. Evet. Yani 11 çeyrek gece girdiler. Biri çeyrek gece gittiler. Neyse, konu boş bitti. Başverin. Ciddiye almayalım. Ya niye hep bir şey aranıyor? Bir ararlar. Şey yani bugün biliyorsun Habertürk gazetesi tam sayfa Atatürk resmini verdi. Bir vatandaş mail atmış bana. Yani birinci sayfamızı tamamen Atatürk'e ayırmıştık. Bir vatandaş mail atmış. Diyor ki Atatürk'ün bu resmini basarak Atatürk karşıtlığınızı sergilemiş oldunuz diyor. Ne kadar güzel bir resim. Hiç görülmemiş bir resim. Hiç gün yüzüne i̇şte çıkmamış bir resim. İşte bu resim. Bunu bile eleştirdiler. İşte. Dediler ki vay nereden buldunuz bu resmi? Bizde ne kadar şık ve ne kadar güzel görünüyor diye koyduk bu resmi. Allah Allah. Neyse bunu önemsemeyelim. Gelelim biz konularımıza. Reklamdan önce sen bir şeyden bahsediyorsun Atatürk'le ilgili. Şuna değinelim dedin. Şimdi şunu söylemek istiyorum ben. Bugün bir gazetede de var ya hani isim verilmiyor. Birinin ölüm günü. Evet. Olay oluyor Türkiye'de. Halbuki kimler öldü deniyor. Ben yarın o konuyu yazdım zaten. Yazdın mı? Martin Luther'in
en büyük Türk düşmanlarından biri de Martin Luther. Türklere köpek demiştir ya. Türklere köpek demiştir. Yani, Luther'i koymuşlar. Protestanlığın yayılmasındaki temellerden biri Türk korkusunu, Türk tehlikesini gündeme getirmesi. Getirmesi, abartması, evet. Türklere ağır hakaret etmesi o dönemde Avrupa'daki akımdan dolayı. Şimdi bizde bir adet vardır. Bu anne nedir? Türk milleti kendisine iyilik yapmış olan lideri her zaman sever. Çoğu kişi zannediyor ki biz sadece 10 Kasım'da veya Anıtkabir'e giderek 10 Kasım dışında da işte heykellere çelenk koyarak böyle kutlanıyor veya böyle anılıyor. Ya bir eski gazetelere baksınlar. Her büyük olayda Osmanlı İmparatorluğu'nda Fatih Türbesi'ne gidilir. Fatih'e dualar edilir, Fatih anılır. Ve son dönemde gazetelerde de vardır. Fatih Hazretleri'nin merkezi ziyaret olundu diye. Evet. O hep vardır. Padişah değiştiği vakit işte tahta geçmek taç töreni yok bizde, taç giyme töreni. Kılıç kuşanılır. Kılıç kuşanılır. Eyüp Sultan'da kılıç kuşanılır. Sonra nereye gidilir? Fatih Tübesi'ne. Fatih'e dua edilir. Bu hep olan bir şeydi bizde. Unutuldu. Ha gerçi evet 12 Eylül sonrasında bazı şeyler çok abartıldı. Evet. Çok abartıldı. Ama bu devlete ve millete hizmet etmiş, büyük işler yapmış kişilerin türbeleri her zaman gezilirdi. Ve Fatih Türbesi ziyareti, bugün Anıtkabir veya Taksim Anıtı neyse, Osmanlı protokolünde Fatih Türbesi vardır. Gezilir. İmparatorluğun kurucusu gibi görülür. Kabul ediyor. İstanbul'un... Fatih Hazretleri diye bahsedilir ve hep gidilirdi. Yani olan bir şeydir bu. Evet, bugün adını ağzımıza almak istemiyoruz. O gazete böyle bir şey yapmış. Diyor ki 10 Kasım Türkiye'de bir nedenle kutlanır ama başka insanların da diye Atatürk'ün adını anmadan Kalaşnikov, Schiller ve evet. Luther'in de doğum günleri olduğu söyleniyor. Luther'in doğum günü olup olmadığından da emin değilim açıkçası. Ya, Kalaşnikov'un doğum gününü niye kutlayayım? Kim niye kutlasın? Bir de silah yapmış adam, milyonlar ölüyor o silahla. Yani. Onu Atatürk'ün üstüne tutuyorlar. Bunlar da ondan sonra Türkiye'de gazeteciler. Evet. Yarın onlara enteresan bir soru sordum. Umarım cevap verebilirler. Peki Murat, Atatürk'ün ölüm günü, öldüğü günler ya da işte Dolmabahçe'de çok da şuuru yerinde olmadan yattığı o hastalığının artık son günlerinde. Türkiye tablosu nasıl? Kim ne bekliyor? Kim ne yapıyor? Siyaset tablosu nasıl? Neler düşünüyor? Şimdi o konu hakkında şöyle dört başı mamur ciddi bir çalışma yapılmadı. Yapılmadı. Bazı şeyler biliyorum. Bunlar da tanıdığım kişiler vasıtasıyladır o çevrede. Şunu söyleyebiliriz. Sizin ailen o çevreden de oradan biliyorsunuz. Evet, yani büyük olan arkadaşlarından şeylerden falan. Şimdi çok kişi yalanlayacaktır ama Atatürk İsmet Paşa'yı öldü biliyor. Yalnız arada fark var. Öldürüldü, edildi falan değil. Hayatta değil biliyor. Çünkü Atatürk'ün hastalığının özellikle son dönemi çok sıkıntılıdır. Çok ağır bir hastalık geçiriyor. Evet. Ve kilosu yani tamamen bir deri bir de kemik kalmış. Ve yani bilenler bilirler. Son döneminde bir ara hatta bir sahra hamağında yatırılmıştır. Yatakta bile yatamıyor. O vaziyette kötü. Çok kötü bir hastalık. Teşhis yanlış konmuş başta. Tedavi yanlış yapılmış. Ha teşhis doğru konsaydı tedavi var mıydı? Bir şey. Biraz daha uzardı diyorlar. Bugün bile yok tam tedavi. Biraz daha uzardı diyorlar ama son dönemi kötüdür. Ve son döneminde ciddi bir güç kavgası var Türkiye'de. Ve direkt olarak Atatürk'e öldüğü söylenmiştir. Hatta bu kadarını söyleyeyim. Ve hep söylerler ya işte mirasında niye İsmet Paşa'nın oğullarına da miras bırakıldı öyle biliyor. Çok yakın İsmet Paşa onlara da bırakmıştır. Bir güç kavgası var. Nedir o kavga? Bir kesim Atatürk'ün çevresindeki bir kesim İsmet Paşa'dan korkuyor istemiyor. Ve Şükrü Kaya isteniyor hakikaten. Şükrü Kaya
Türkiye'nin gelmiş geçmiş en güçlü İçişleri Bakanı'dır. Ve şöyle güçlü İçişleri Bakanı sadece dahili vaziyete alakadar değil, dışarıyla da ilgileniyor. Hatta bir dostum şeye benzetir, Beria gibi der Stalin'in meşhur İçişleri Bakanı. Yani gizli KGB şeyi, gizli polis KGB şefi. Gizli polis şefi. Mesela bugün hani bir Kardak şeyi vardı ya senin başlattığın. O Kardak ve oradaki bazı adalar için direkt Şükrü Kaya plan hazırlamış ve çıkartma gemileri falan yaptırmaya kalkmış. Bu da aile vekili ama burası bizim de diyor. Antalya'nın, Alanya'nın güneyindeki bazı kayalıklar için böyle girişimleri var. Hatta Meis için bile olduğu söylenir. Tabii. O adalar bir ara hatta dış işlerinde çalışma yapılıyordu 2-3 sene önce bu konuda ama ne oldu sonra bilmiyorum. Çünkü arıyorlardı. Arıyorlardı. Evet. Ve ama Şükrü Kaya evet Almanya'ya ve İtalya'ya hayran o zamanki rejime. Evet. Şimdi böyle askerler de var bu hareketin içerisinde. Hatta Atatürk'ün çevresindeki bazı valiler ve siviller de var onu destekleyen. Fakat işte orada demin İlber Hoca'nın da söylediği gibi Fevzi Çakmak ağırlığını koymuştur. Asker Aklı ağırlığını Selim'in. Koymuştur. Evet. Ertesi gün hemen İsmet Paşa seçilmiştir. Ve 1938 Aralığı'nın 20'sinden sonra İsmet Paşa'ya karşı olup Şükrü Kaya'yı destekleyen bürokrasiden tek kişi kalmamıştır. Hepsi emekli edilmiştir. Kimse yoktur. Yani böyle bir hareket olmuş. Bir de belki komik bir olay. Şimdi 10 Kasım'da Atatürk vefat ediyor şeyde, Dolmabahçe'de. Şimdi Atatürk'e çok hediye geliyormuş. Saatler, kalemler ve kıymetli saatler bunlar. Yatak odasındaki dolaplar yarım saat sonra bomboş. Herkes bir hatıra almış. Normal. Gayet normal. Evet. Sayın Bardakçı'ya kravat yakışmış diyorlar Murat Bey. Aa, teşekkür ederim efendim. Cenaze töreni. Bir şey ama söylemek istiyorum önce. Demin İlver de söylemiş hani İzmir belki geri alınamazdı demişti. Doğru. Çünkü biz daha önce de konuştuk ya seninle. İstanbul'un işgalini konuşmadığımız gibi, tartışmadığı gibi Türkiye araştırmadığı gibi İzmir'in işgalini de araştırmadı. Şimdi İzmir işgali İstanbul demek. İstanbul 4 sene işgal altında kaldı. 5 seneye yakın hatta 4 seneden fazla işgal altında kaldı. Sanki bu kent hiç işgal edilmemiş gibi bir ruh hali içindeyiz. Evet. Şimdi İzmir'de de aynı vaziyet var. Bizde İzmir işgaline de 15 Mayıs'ta işte Yunanlar geldiler İzmir'e çıktılar. İşte ilk kurşun atıldı şu oldu. Hasan Tahsin. Aydın'a gittiler. Kütahya şey yapıldı. Efendim Yunan işgalinde İzmir bir müddet sonra artık işgal değildir. Yunan kenti olmuştur. Devlet kurdular. Ayrı bir devlet kurulmuştur. Yunanistan'a bağlı değildir. Bağımsız bir devlet kurulmuştur orada. Bu devlet kendi ordusunu kurmuştur. Üniforması vardır. Ve bu uydurma yani PEK, Yunanistan PEK'i olan devlet. Sözde devlet. Sözde. Görev alan Türkler de var. Türkler var. Türkler de vardır. Türkler var. Bu mübadele boşuna yapılmadı oradakiler. Evet. Bunların hala İzmir'de yaşayan aileler var ya onlar arasında. Yani bir de gitmeli gönderilmelerin temel sebebi o orduda görev aldıkları içindir. Osmanlı vatandaşı olan Rumlar. Sebeplerden biri budur. Daha Türkler de var sırf onlar değil. Onlar da tabii. O 150'lik listesinde ilk önce şimdi meclisteki ilk tartışmalarda o bana hep soruluyor. O 600 kişilik liste nerede diyorlar. Ya liste meclis zabıtlarında var. Duruyor. Şimdi orada o basın para alanlar yani parayı Yunanistan'dan almıyor bunlar. Oradaki devletten alıyorlar. Tabii. Devlet kurmuş adamlar. Bu bizle incelenmiyor. İncelenmiyor. Bilinmiyor bile. Zaten işte benim bütün merak ettiğim sık söylüyorum bu ara ama bu inkılap tarihi enstitüleri ne iş yapar memlekette? Yani görüyoruz Atatürk'ün dehası, efendim barış, yurtta sur. Ya laf bunlar, bunu bilmeyen yok. Somut bir şey koyun ortaya. Yok. Evet, cenazeye mi gidiyoruz? Evet, cenazede. Kimler, İstanbul'daki ilk cenaze olan fotoğrafları şimdi. İstanbul'daki ilk cenaze çok bilinen. Kimler katıldı oraya? İstanbul'daki ilk cenaze. İstanbul'daki. Bütün İstanbul. Bütün İstanbul. Bütün İstanbul. Dışarıdan gelenler de var. Başında generaller nöbet tutuyorlar. Bunlar Ankara. Bu Ankara. Başında generaller nöbet tutuyorlar Dolmabahçe Sarayı'nda.
Hep sorulur bana, namazı kılınma mı kılınmadı mı, kılınmıştır. Şerefettin Yaltkaya, o zamanın Diyanet İşleri Reisi, onun imametinde 8 kişilik bir cemaatte, çünkü cemaatte ben 2 kişiyi tanıdım. Ezan ve kamet Türkçedir. Çünkü o tarihte yasaktı. Yani Tanrı uludur diye kılınmıştı. Ezanla kamet de Türkçedir. Ankara'ya nakledilmesinden 19 zannedersem, 19 Kasım galiba, yarım saat önce kılınmıştır ezan. Namaz yarım saat önce kılınmıştır. 8 dakika sürmüştür. Ondan sonra generaller girip tabutu almış. Tabutu top arabasıyla Yavuz Adası'na götürmüşlerdir. Şunu da söyleyelim. Namazın kılınmasını, orada kılınmasını ısrarla isteyip namaz sırasında da orada durup kılınıp kırılmadığını kontrol eden kişi kız kardeşi Makbul. Makbul. Çünkü orada bir tartışma yaşanmış. Ankara'dan gelen talimata işte kılmayın, burada yaparız, hallederiz falan deniyor. Hayır diyor. Mustafa'yı diyor. Mustafa'mı diyor hatta böyle. Mustafa'mı namazsız göndermem diyor. Çıkamış dışarıya. Ve Hizmet Paşa geliyor mu İstanbul'a? Hayır, Ankara'da. Ankara'da. Emin değil, hayır Ankara'da. Ankara'da. Sen de azam Ankara'da. Ve Makbule Hanım'ın bu ısrarından sonra orada namaz. Çünkü telgraflaşmalar olmuş. Sen de anlatırsın, Muzaffer abi de biliyordu gayet iyi şeyi. Telgraflaşmalar oluyor, hayır deniyor önce. Hayır yollamıyorum diyor. Abimi, Mustafa'mı diyor, namazsız göndermem diyor. Ve orada kılınmış, salonda beklemiştir. Kendisi tabii cemaatli değil. Namazı görüyor, kılınını görüyor, ondan sonra cenaze gidiyor. Ankara'da şeyin hazırlanmasına kadar, bu etnografya müzesindeki biraz önce gördüğümüz lahdin hazırlanmasına kadar bir müddet orada bekletilir cenaze. Sonra lahit hazırlanır. Bu lahit ilk mezardır Atatürk'ün. Bu hazırlanır burası, ondan sonra aşağıya indirilir. Fakat Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk tahnit edilmiştir. Çünkü ölüsü bozulmasın diye. Kalıcı bir mezar yok daha. Tabii. Kalıcı bir mezar yok. Bunu baştan alalım da arkadaşlar. Ben onu tek tek anlatacağım bu resimleri. Vakit kaldı mı? Var var. Vaktimiz var. Arkadaşlar başlayalım. Baştan da alalım. Bunu ben evet. Şey yapmadan geçmeyelim. Tahnit ediliyor. Ve bir özel bir tabutla muşambaya sarılıyor. Ve tabuta tahnitte kullanılan ilacın örneği şişe içerisinde ve reçetesi konuyor ki bir şey olur, unutulur, kaybolur, ileride şey yapılsın diye. Anıtkabir'in yapımı işte yıllar sürer. Niye o kadar uzun sürmüş? Parasızlıktan mı? Valla proje yarışması uzun sürüyor başta. Çok proje gelmiş. Ve ilk proje uygulansaydı, yani şimdikinden asıl proje daha güzel. Daha güzel. Fakat çok masraf atacak diye yapmamışlar. Hikmet on attı zannedersem evet. Yani ikinci katı var onun. Şimdi bir Yunan panteonuna falan benzer. Ama ikinci katı var aslında. Para bitiyor, bir şey oluyor, tam şey yapılmıyor. Ama klasik bu bölgenin mezarıdır o. Evet, Anadolu'da Anadolu, var o. Anadolu. Ya Yunan derken Rum falan Yunanistan sanmasınlar. Anadolu'daki Anadolu. Klasik Anadolu'daki mezardır. Anadolu'daki mezar tipidir, tamam. Evet. Anadolu hatta belki biraz Mezopotamya'da da olan evet, mezar evet, tipi. Evet, evet, sütunlu. Sütunlarıyla. Sütunlu, evet. İran'da da vardır. Doğudur. İran'da vardır. Doğudur. Şeyde, Şarttır. Nedir o? Ürdün'deki meşhur. Petra. Petra. Tak-ı Kisra falan bu şekilde de sütunlu. Evet. Şimdi burası... Bu fotoğraf efendim 10 Kasım 1953 sabahı gençlik temsilcileri önce bir saygı duruşu yaparlar. Anıtkabir tam bitmemiştir. Fakat nakledelim diyorlar. Şimdi yavaş yavaş geçelim. Bu ilk... İkinci resme geçelim arkadaşlar. İkinci evet. Geçelim şimdi efendim. Bu lahit kırılıyor. Lahit kırılıyor. Beton lahittir. Görüyorsunuz bir makara sarkıtılıyor. Ve tabut aşağıda. Geçelim. Tekrar bunu. O geçmeler biraz vakit alıyor biliyorsun. Evet. Evet bu tabut. Tabuta ulaşılıyor. Tabut muşambaya sarılı. Evet. Bu tabut Anıtkabir'de durur. Ben bunu gördüm. Şeyde. Altta yıllar altta. Önce. Eski ilk tabut bu. Şimdi efendim tabut zincirlerle bağlanıyor. Hayır ileri gidelim arkadaşlar. Şu aşağıdaki çukurdaki yani mezardaki tabut zincirlere bağlanıyor. Bundan sonraki ne efendim? Geçelim. Geçelim. Ve yukarı çekilecek biraz sonra. Çekiliyor şu anda. Çekiliyor pardon. Çekiliyor. İşte bu da şey açılırken. Lahitin kapağının açılması. Bunu da geçelim. Çünkü o da devlet arkanını görünecek biraz sonra. Evet. Şimdi Adnan Menderes. Yanında Refik Koraltan. Ah meşhur bakanıydı şeyin.
Menderes'in ismini unuttum. Ve tabut çıkartılıyor. Şimdi tabutun hemen arkasında baş kısmı görünüyor. Sadece alnı görünüyor. Alnı görünüyor. Makbule Hanım. Makbule Hanım. Atatürk'ün kız kardeşi. Kız kardeşi Makbule Hanım. Bunu da geçelim. Geçelim. Şimdi askeri mülki erken işte tekrar bir taziyede bulunuyorlar Makbule Hanım'a, kız kardeşi. Geçelim efendim. Celal Yardımcı'ydı galiba demin gördüğümüz. Burada zabıt tutulmuş. Yani kabir açıldı. Açıldı. Cenaze çıkarıldı. Çıkartıldı. Bazı şeyler de yapılmış, onu söyleyeceğim. Başvekil orada zaptı imzalıyor. Adnan Bey zaptı imzalıyor. Geçiyoruz efendim bunda. Arkada Refik Koraltan var. Meclis Başkanı. İşte tabutun başında o konuşmalar. Tekrar geçiyoruz. Ve tabut. Şimdi tabut bir yere konuyor. Şimdi burada biraz duralım. Bu aşamadan sonra salonda 4 kişi dışında herkes çıkartılır. Celal Bayar, Cumhurbaşkanı. Adnan Menderes, Başbakan. Refik Koraltan, meclis reisi ve bir fotoğrafçı. Makbule Hanım'ı da çıkartıyorlar mı? Zaten dayanamaz. Zaten sonraki resimlerde göreceğiz. Kadıncağız perişan oluyor. Perişan oluyor. Yorgunluktan, şeyden, üzüntüden. Şimdi ve tabut açılır. Pardon, önce bir doktor hanım vardır. Tabut açılır. Şey çözülür, o muşamba. Kefen yerine konan muşamba çıkartılır. Bir cenaze ortaya çıkar. Ortaya çıkar. O arada işte sadece 4 kişi vardı salonda. Cenazenin tek bir kare fotoğrafı çekilir. Göstereceğiz mi onu? Ay yok bu da. 1953'teki fotoğrafı. Evet. Biliyorsun birkaç sene önce epey tartışma olmuştu. Evet. Yayınlayalım, yayınlamayalım diye. Hayır. Son fotoğraftır Atatürk. Son 1953'teki. Tek kare bir fotoğraf çekilir. Sonra fotoğrafçı da çıkar. Ve kefeni, yeni kefene sarılacak, kefenlenecek tekrar. Doktor ve o işi yapacak olan görevliler gelirler. Atatürk yeni bir kefene konur. Ve cenaze yeni bir tabuta konur. Şimdi bunu geçelim efendim. Bunu da geçelim. Galiba... Makbule Hanım. Makbule Hanım, kız kardeşi yani, orada başına dua ediyor, ağlıyor. Hatta o törene katılanlardan birinden benim işittiğime göre... Çünkü Makbule Hanım dindar bir... Dindar bir insandır. Kefenin içine bir şey koymak istemiş. Hanımefendi yapmayın falan deyince benim kardeşim demiş. Siz karışmayın. Dua. Ve işte bu aşamadan sonra artık yeni bunu da geçelim arkadaşlar. Yeni tabuta konuyor. Ve etnografya müzesi terk ediliyor. Ortada Makbule Hanım, Adnan Menderes, Refik Koraltan. Tekrar efendim bunu da geçelim. Yola çıkılıyor. Anıtkabir'e gidiliyor. Kadıncağız perişan olmuş. Makbule Hanım mı bu? Makbule Hanım tabii. Makbule Hanım. Akrabasından bir hanımla. Geçiyoruz efendim bunu da. Bir din adamlarını göreceğiz. Bu zevat, bu kişiler Türkiye'deki bütün dinleri temsil eden dini liderler. Şerefettin Efendi'dir öndeki. Cenaze namazını kıldıran da aynı kişidir. Yani Patrikhane temsilcisi, Hahambaşı, Rum ve Ermeni Patrikhanelerin temsilcileri ve Diyanet İşleri reisi. Yani namazı kıldıran da aynı kişidir. Ve Anıtkabir'e götürülür. Anıtkabir aslında mezar yeri olarak, yani bina olarak, mezar yeri olarak tipik bir Türk mezarıdır, Selçuki mezarıdır. Zir-i zemin denir. Zeminin altında bir zeminin oda. Altı, yani asıl mezar o lahdin veya sandukanın altındadır. Bugün şeyin de öyle değil mi? Timur'un da mezarı öyle değil mi? Hepsi Konya'daki Selçuk türbeleri, tabii. Mevlana hepsi öyledir. Bugün Anıtkabir'de o saygı duruşu yapılan mozole, lahit. İçi boş olan bir şey yok. Oda hiçbir şey yok. Onun altı boş. Altında bir oda var. Aşağıda da o odadadır Atatürk. Odada yuvarlak bir mezar yeri var. Bir şey var. Etrafında da Türkiye'nin bütün her yerinden getirilmiş topraklar var. Alt, orada defnedilmiş vaziyette. O fotoğraf çıktı zaten yayınlandı. Onu burada göstermemize gerek yoktu. O yüzden almadık. Murat bu ama tamamen bir o defin şekli olarak geleneksel Türk defin şekli. Yani alıp oraya defnedebilirler. Hayır, Selçuki usulüdür. Ve yani Türk anayelerine tamamen uyulmuştur. Fatih'e kadar padişahlar da öyledir. Fatih'ten sonra o da yoktur. Yani zihir-i zemin dediğimiz zeminin altı
Ve o da yoktu. Ama Fatih'te var. Fatih'te var. Fatih'te var. Fatih'e kadar zaten. Fatih evet. Dahi. Bir kısa ara vereceğim. Sonra az bir zamanımız kalıyor. Onda devam edeceğiz. Murat'cığım, okurlardan, izleyicilerden gelen mailler arasında bu arada bugün gazete için teşekkür edenler çoğunlukta. Fotoğrafa. Çok güzel fotoğraf hakikaten. Evet. Tablo gibi bir birinci sayfaydı. Yakadaki bunun için teşekkür edenler var. Biz teşekkür ediyoruz aldıkları için gazeteyi, değerlendikleri için. Ölüm saatiyle ilgili epey bir anladığım kadarıyla kafa karışıklığı var. Erken ölmüştü. Birisi bir şey uydurdu. Güya Celal Bayar başvekil o sırada. İşte bundan sonraki anma törenlerinde memurlar gitmez diye de saati şey yaptı. Hayır efendim, yani Atatürk vefat ettiği sırada yanında bulunanlar çok yaşadılar. 20-25 sene önce bu insanlar hayattaydı. Bunları İlber Hoca'da tanıdı, ben de tanıdım. 9-5 geceler. Yani bunda bari komplo teorisi kurulmasın. 9-5 geceler. Rapor o saatte yazılmıştı. Bir, Anadolu Ajansı'nın resmi tebliği var zaten o saatte. Peki son bir şey sorayım programı kapatmadan önce. Atatürk'ün özel hayatı. Şimdi bu Mustafa filmiyle de gündemde. Birincisi böyle bir adamın özel hayatını tartışmak bile abes. Sonuçta yaptığı esere, ortaya koyduğu şeye bakmak lazım ama özel hayatı nasıldı Atatürk'ün? Çok kısa söyleyeyim. Türk tarihinin son döneminde iki büyük reformist vardır. Biri II. Mahmut'tur, biri Atatürk'tür. Yani... Ben söyleyince bazen kızıyorlar. Atatürk devrimleri bir yerde 2. Mahmut reformlarının devamı ve tamamlanmasıdır. Yarım kalmıştır sonra. İkisinin de ortak noktası var. İki konuda ortak noktaları var. Hem reformist, moderniteci bunlar. Fakat özel hayatları geleneksel Alaturka. Yani Alaturka değil mi? Sultan Mahmut orduyu kurmuş, modern ordu kurmuş. Sabah atış talimleri yapıyor, kışla da kalıyor, şey yapıyor. Saraya geliyor... Tombak oynatıyor, cirit oynatıyor, fasıl dinliyor, bestelerini çaldırıyor. Atatürk... Güreş çok seviyor Atatürk mesela. Evet ama şey de var, yani modernleşmesi için her şey yapıyor Türkiye'nin. Üniversiteler kuruluyor, her şey yeni baştan var ediliyor. Sarayda Atatürk, Alaturka dinler, kuru fasulyeyi sever ve sofraya da meraklıdır. Bu da ne var, özel hayatı kimseye ilgilenmez. Fakat ikisi de ortak noktaları... İkisi de Türk tarihinin son döneminin en büyük moderniteci, modern devlet başkanıdır. Fakat özel hayatları gelenekseldir. Tabii yetişmenin de çok etkisi. Bu arada sirozunu alkolle bağlayanlar var. Sirozunu hepatit mikrobunu cephelerde kaptığı da biliniyor. Alkolden dolayı karaciğerin bu hepatitle mücadelede biraz daha sıkıntı çekiyor. Bazı şeyleri söyleyelim. Bugünkü yayınladığımız fotoğrafta da Atatürk'ün sigarasız resmi çok azdır. Bugün de var elinde. İçiyor. İçkiyi de içiyor. Yani bazı şeyler bunlar küçültmez. Bir de ne yapacak Fatih? Yapayalnız kimse yok. Kimle sohbet edecek? Yalnız değil mi? Yalnız canım. Yani çok kızıyorlar ediyorlar ama etrafını biliyoruz. O ayağıda kim var? Atatürk'ün salası verilmiş midir diye soruluyor. Verildiğini söylemiştik zaten. Verildi efendim. Atatürk öldürüldü mü diye soruyorlar. Hayır efendim, öldürülmedi. Evet değerliler. Yani... Atatürk'ü konu edindiğimiz, ölümünde onu bir kez daha andığımız... Salası Sultanahmet Camii'nde Saadettin Kaynak tarafından verilmiştir. Var mı elimizde kaydı? Ses kaydı yok. Ne kaydı var? Bilinir bu. Bilinir ha. Bilinir bu. Sende bir kayıt var, o ne? O Türkçe ezan. Ha, Türkçe ezan. Kaynak okuyor. İşte Selahi veren aynı kişi. Aynı kişi. O meşhur bestekar Saadettin Kaynak. Evet değerliler, Atatürk'ten bahsettik, andık. Haftaya görüşünceye kadar hoşçakalın.